Babatorik. Avrupa Ligi'nde L grubunda Beşiktaş CSKA deplasmanına gidecek. CSKA Sofya'ya konuk olacak. Bildiğiniz gibi ilk maçta son dakikada gelen golle, ki maçın çok büyük bir bölümünde pozisyon da vermeyerek oynadı Beşiktaş ve bütün maçın neredeyse karşı yarı sahada oynadı. Bir baskı kurdu ve bu senenin Beşiktaş'la ilgili en büyük sıkıntısı olan gol bulamama. Yani bu baskıyı gole dönüştürememe ve hani maçın içerisinde yaptıkları bireysel hatalarla hatta geriye düşme ve puanlar kaybetme. Beşiktaş'ın bu seneki en büyük zaafı bence. Schuster'in de bunu özellikle söylediğini biliyoruz, hani gol anlamında. CSKA maçı böyle bir maçtı. Genelde iç saha maçları Beşiktaş'ın daha çok böyle dikkat anlamında, ne bileyim yani kontrol anlamında biraz uzaklaştığı ve daha çok böyle tempolu, maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar tempolu oynadığı maçlar oluyor. Şimdi deplasman maçlarında ise tam tersi bir durum söz konusu. Kaldı ki zaten Beşiktaş'ın kendi sahasında 10 puan kaybettiğini ve kendi sahasında 10 tane gol yediğini mesela lig için baktığımızda görüyoruz. Bu sayı deplasmanda bunun yarısı, yani 5 gol yemiş. Normalde bunun tam tersi olması düşünülebilir ama Beşiktaş genelde deplasmanlardan iyi sonuçlar almış, ki Porto deplasmanından alınan beraberlik ve Rapid Wien'den alınan galibiyet de, deplasman galibiyetleri de bunun Avrupa Ligi'nde de bir şekilde yansıdığını gösteriyor bize. O yüzden Beşiktaş'ın CSKA karşısına da bu avantajlarıyla çıkacağını düşünüyorum. Kaldı ki Beşiktaş'ın hani beraberlik gibi bir şansı da var. Çünkü bildiğiniz gibi gruptaki puan durumu içerisinde Beşiktaş'ın da hani aldığı 7 puanla şu anda 3 puanla CSKA ve Rapid Wien'in üzerinde duruyor. Zaten Porto çıkmayı garantiledi. Hani böyle baktığımızda Beşiktaş'ı beraberlikle yedecek. O yüzden ben Beşiktaş'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum en azından. Onun dışında da hani yani gollü seçeneklerden ziyade böyle bir tercih yapılabilir. Beşiktaş bu maçta tipik, yani tipik bir Beşiktaş deplasman şeyi izleyecektir. Ayrıca çok önemli bir şey bence. Hem Schuster, hem teknik ekip, hem de futbolcular, özellikle Avrupa'da kendilerini göstermek isteyen futbolcular için Avrupa Ligi çok önemli oluyor ve yüksek konsantrasyonla oynuyorlar. Schuster de takımını kontrollü oynatıyor. Yani Porto'nun, hala Porto maçının özellikle ikinci yarısındaki iyi futbolu düşünürsek, Beşiktaş'ın bunu CSKA gibi Porto'ya göre daha güçsüz bir takım karşısında oynaması Beşiktaş'ı belki galibiyete de taşıyacaktır, ama garantici insanlar için ben bunun en azından Beşiktaş'ın yenilmeyeceği seçeneklerin denenmesini gerektiğini düşünüyorum. Babatorik.